Hatta seriyoruz. Tekrar bu malzemeden bir hatta seriyoruz. İçimizde ortaya yapacaklar. Tamam. Daha geleceğiz bu düzenle. Evet. Ağaçlar alır. Tekrar. Ağaçlar alır. Ağaçlar alır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün gerçekten çok güzel bir müstesna günü yaşıyoruz. Kütahya için tarihi gün. Burada bitümlü sıcak asfalt olarak ifade ettiğimiz BSK diye bilinen yol çalışmasına bildiğiniz gibi kısa bir süre önce başladık. Kütahya'da bu yıl itibariyle 437 milyon TL, yani eski parayla söyleyecek olursak 437 trilyon, yarım katrilyona yakın bugüne kadar karayoluyla ilgili yatırım yapıldı. Ben hemen şunu ifade edeyim. Yol konusu Kütahya'mız için gerçekten en başta gelen, en önem verdiğimiz konu. Bugüne kadar Ulaştırma Bakanlığımız bölünmüş yol kilometresi takriben 15 kilometreydi 2002'de. 156 kilometre bölünmüş yol yaptık. Sadece bölünmüş yol değil, ayrıca Kütahya'mızı Simav'a bağlayan, keza Kütahya-Balıkesir istikametinde bir A kalitesinde, bir A standardında tek yol, ama yüksek kaliteli tek yolu uygulamaya başladık. Şimdi bu sene adeta 2011 yılı yol konusunda Kütahya'da bir devrim yılı olacak. İşte bunun ilk işaretini üzerinde bulunuyoruz. Bozüyük'ten itibaren Afyon'a kadar, keza Tavşanlı'ya kadar bütün yollarımız bitümlü sıcak asfalt olacak. Yani hani il dışına çıktığımızda gıpta ettiğimiz Eskişehir yolu gibi, Ankara yolu gibi, Afyon yolları gibi aynı yüksek kalitede yola sahip olacağız. Ve 322 trilyon 18 yeni projeyle 2011 yılında ihaleye çıkıyoruz. Bütün bu çalışmalar Kütahya'mızda artık yol konusunda, yol konusunu gündem maddesi olmaktan çıkartacak. Ve Kütahyalı vatandaşlarımızın haklı olarak ifade ettiği yol konusundaki beklentilerine azami ölçüde cevap vermiş olacağız. Sürekli Ulaştırma Bakanımızla, Karayolları Genel Müdürümüzle, Bölge Müdürümüzle temas halindeyiz. Ulaştırma sektörünün dev yatırımlarını Kütahya'mıza kazandırmak için yoğun gayret ediyoruz. 10 Mayıs'ta değerli Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'da olacak. Kütahya mitingini yapacağız. En büyük projelerinden biri Zafer Havaalanı temel atma törenini 2 hafta önce gerçekleştirdik. 2 yıl içerisinde Kütahya'da havaalanı uçakların inip kalkabileceği bir noktaya gelecek. Açılışını yapacağız. Keza hızlı tren konusunda çalışmalarımız var. Sayın Başbakanımıza Kütahya gelişinde hızlı tren konusundaki talebimizi intikal ettireceğiz. Onun da desteğini inşallah alacağız. Zaten şunu bilmeli vatandaşlarımız, Kütahya'ya hızlı tren gelecek. İstanbul'la Antalya bağlantısı hızlı tren projesi Kütahya'dan, Alanya İstasyonu'ndan zaten hızlı trenin geçmesine matuftur. Bizim arzumuz şudur. Bu konudaki çalışmamız, çabalarımız şudur. Hızlı trenin bir an evvel Kütahya'ya gelmesi. Hızlı trenin Kütahya'ya gelmemesi diye bir şey zaten söz konusu değil. Ama biz bunu öncelemek istiyoruz. Bir an evvel gelmesini istiyoruz. Arzumuz bu yönde çalışacağız. Kütahya'mızda turizm yolu olarak ifade edeceğimiz Kütahya, Aslanapa, Barisar, Gediz ve Uşak istikametinde yeni bir duble yol, bölünmüş yol yapımına başlıyoruz. O yönde projeler şu anda hazırlanıyor. Ayrıca Simav'a kadar olan bölümü de tabii ki bölünmüş yol yapacağız. Balıkesir yolu Cumhuriyet Bayramı'na yetişmek üzere 29 Ekim'de 2011'de açılacak. Şu anda o yönde de yoğun bir çalışmamız var. Ben arzu ediyorum ki Kütahya kamuoyu da bize bu noktada destek verecektir.
Bu beklentilerine cevap verdiğimiz için 12 Haziran seçimlerinde tekrar AK Parti'ye yoğun bir destek sağlayacaktır. Beklentimiz budur. Ben hepinize böyle güzel bir güne tanıklık ettiğiniz için, vatandaşlarımıza bu çalışmaları intikal ettireceğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sloganımız ne? Durmak yok, yola devam. İşte yol yapımına devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel hizmetlerimizle yine basın mensuplarımıza bu dönem boyunca bir arada bunları bilgilendirmek amacıyla toplanacağız. Vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Güzel çalışmalarla kendi huzurlarına çıkacağız inşallah. Tamam.